Merhaba sevgili gençler. Ben fen bilgisi öğretmeni Beyzade Bahadır Yılmaz. Bugün sizlerle 8. sınıf konusu olan basınç ünitesini işleyeceğiz. Katı basıncından başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci soruya bakmadan önce arkadaşlar en başta basıncın tanımını yapalım. Arkadaşlar basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvete denir. Arkadaşlar önemli noktamız birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Yüzeyle alakamız olacak ve etki eden dik kuvveti almak zorundayız. Arkadaşlar cisimleri katı, sıvı ve gaz olarak nitelendirdiğimiz için basıncı da katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olarak değerlendireceğiz. En başta katı basıncına bakacağız. Katı basıncına baktığımız zaman tanıma göre ilerlersek bir yüzeye etki eden dik kuvvet. Bir cismimizi bir zemin üzerine koyduğumuzda arkadaşlar zemine etki eden dik kuvvete bakacağız. Her cisim ağırlığından dolayı yer çekimin etkisinden dolayı zemine doğru bir dik kuvvet uygular. Bu uyguladığı dik kuvvete ağırlık diyeceğiz arkadaşlar. Ve birim yüze ifadesi olmak zorunda zemine temas ettiği yüzey alanını almak zorundayız. Dolayısıyla arkadaşlar katı cisimlerde basınç birim yüzeye etki eden dik kuvveti ağırlık olduğu için ağırlık bölü birim yüzeye yüzey başına etki eden kuvveti ölçeceğimiz için ağırlık bölü yüzey alanı ilişkisini inceleyeceğiz. Ağırlığımızı arkadaşlar G diyeceğiz. Sembolize edersek yüzey alanımıza da S diyeceğiz. Basınç ise arkadaşlar P harfiyle sembolize edilir. Dolayısıyla katı cisimlerde basınç ağırlık bölü yüzey alanı ifadesiyle bulunur. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Bir cismin ağırlığı artarsa veya yüzey alanı artarsa basıncı nasıl değişecektir? Formülümüze baktığımız zaman arkadaşlar basınç değeri ağırlıkla doğru orantılıdır. Yani ağırlık arttıkça basınç değeri artacaktır ama basıncımız yüzey alanıyla ters orantılıdır. Yani bir cismin yüzey alanı arttıkça zemine uygulayacağı basınç azalacaktır. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Katı cisimlerde basıncı zemine batma miktarı olarak nitelendirirsek. Hafif cisimler kum yüzeyde mesela veya çamur bir yüzeyde daha az batarken ağır cisimler daha fazla batacaktır. Ya da ben 80 kilo olarak bir kişi ağırlığım 8 Newton olacaktır. Zeminde ilerlediğim zaman çamura bir miktar batarken sırtıma bir sırt çantası taktığım zaman ağırlığım artacağından dolayı zemine daha fazla batmış olacağım. İkinci olarak arkadaşlar yüzey yalanıyla ters orantılı olduğunu ise kışın bot, e, kar ayakkabıları veya botlar giyeriz. Bunun sebebi yüzey yalanını arttırıp basıncımızı azaltmaya yöneliktir. Yani ağırlıkla doğru olacak, yüzey yalanıyla ters orantılı olacak. Şimdi sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda verilen bilgiler doğru ifadelerle eşleştirilirse hangi çıkışa ulaşılır? Biz doğru ifadeleri arayacağız arkadaşlar. Birinci ifadeden başlayalım. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete dik kuvvet etkisi var ve birim yüzeye etki eden kuvvet ifadesi olduğundan dolayı basınçla alakalı bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Basıncın birimi Newton ve Pascal verilmiş arkadaşlar. Hatırlayacağınız 7. sınıftan hatırlayacağınız üzere Newton kuvvetin birimiydi. Eğer sadece kuvvet sorulsaydı Newton'dan bahsedildi. Ama birim yüzeye yani uygulanan kuvveti ağırlığa böldüğümüz zaman basıncımızı buluruz. Basıncımızın da birimi Pascal olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci çıkışa ulaşmış olacağız. Eğer birim yüze etki eden kuvvet Pascal yolunu izleseydik bir de bu ifademize bakalım. Katılarda basınç cismin ağırlığı ile cismin ağırlığı arttıkça cismin basıncı artacağından dolayı doğru orantılı olacaktır. Eğer bu yolu izleseydik cevap dördüncü çıkış olacaktı. Ama birim yüze etki eden dik kuvvet basınç bu yolu izlediğimiz için cevabımız B seçeneği çıkmış olacaktır. Bir diğer soruya baktığımızda arkadaşlar. Aynı ağırlıktaki aslı ve nazlı önemli noktaların hemen altını çizmemiz lazım. Ağırlıkları aynı. Deniz kenarında yalan ayak yürürken Aslı kuma Nazlı'dan daha fazla batmaktadır. Arkadaşlar Aslı kuma Nazlı'dan daha fazla batıyor. Daha fazla batmamızın tek sebebi basınçlarını incelediğimiz zaman Aslı'nın basıncı Nazlı'dan büyük olmak zorunda. Ne demiştik? Bir cismin basıncı ne kadar fazla ise kum zeminlere daha fazla batacaktır. Aynı ağırlıkta olmalarına rağmen asının basıncı nazlıdan neden daha fazla olacaktır sorusunu burada aramak zorundayız arkadaşlar. Örnek veriyorum İkisi de aynı ağırlıkta 60 kilo olsun. Daha doğrusu kütlemiz kilogram ağırlıkları 600 newton olacaktır. İkisinin de kütlesi 60 kilogram ağırlıkları 600 newton olursa. olursa. Aslı nazlıdan kuma daha çok batacak. Daha çok batmasının sebebi asının basıncının büyük olmasından kaynaklanıyor. Asının basıncı peki ağırlıkları aynı olmasına rağmen neden basıncı daha fazla sorusunu ararsak ayak numaralarından kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Ağırlıkları aynı ise basınçları kıyaslarken bizim ikinci olarak bakmamız gereken yüzey alanları yani ayak numaraları Yüzey alanı küçük olan cismin basıncı daha fazla olacaktır. Burada aslının basıncı fazla olduğundan dolayı aslının ayak numarası ayak numaralarını kıyasladığımız zaman nazlı az battığına göre nazlının ayak numarası aslının ayak numarasından büyük olmak zorunda. Şıklarımıza tek tek bakalım. Aslı'nın ayak numarası Nazlı'nın ayak numarasından küçüktür. Aslı'nın ayak numarası Nazlı'nın ayak numarasından küçüktür ifadesi doğru. Diğer şıklarımıza bakalım. Aslanın zemine uyguladığı kuvvet Nazlı'nın uyguladığı kuvvetten büyüktür. Arkadaşlar bakın birim yüzey etki eden kuvvetten bahsetmiyor. Aslı'nın zemine uyguladığı kuvvet. Arkadaşlar eğer böyle bir ifade görürseniz cismin ağırlığından bahsediyor. Nazlı'nın uyguladığı kuvvet. Nazlı'nın uyguladığı tek başına birim yüze ifadesi olmadığından dolayı yine ağırlığından bahsediyor. Sorumuzu bir de böyle okuyalım. Aslının zemine uyguladığı ağırlığı Nazlı'nın uyguladığı ağırlığından daha büyüktür. Hayır arkadaşlar, soruda zaten demişti. Aynı ağırlıktaki. O yüzden zemine uyguladıkları kuvvetler yani ağırlıklar eşit olmak zorunda. C seçeneğine baktığımızda Aslı'nın ayak numarası Nazlı'nın ayak numarasından büyüktür. Hayır tam tersini bulmuştuk. Nazlı'nın ayak numarası daha büyük olmak zorunda. Aslı zemine Nazlı'dan daha az basınç uygulamıştır. Soruyu okuduğumuz zaman Aslı kuma daha fazla batıyor. Daha fazla batmasının sebebi basıncının daha az değil daha fazla olmasından kaynaklanacaktır. O yüzden bu ifademizde yanlış cevap A seçeneği çıkacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar e, her zaman kullanılan e, sorulardan biri özdeş küplerle cisimler oluşturulacak ve zemine uyguladıkları basınçlar sorulacak. Burada önemli nokta şu: özdeş küpler ifadesi kullanılmasının sebebi özdeş demek ağırlıkları ve kenar uzunlukları aynı olan küpler kullanacaklar arkadaşlar. Hem ağırlıkları aynı olacak hem de kenar uzunlukları aynı olacak. KLM cisimleri şekildeki gibi dengededir. K cismini oluştururken 3 tane küp, L'yi oluştururken 3, M'de 5 küp, N'de de 5 tane küp oluşturulmuş ve böyle cisimler elde edilmiş. Aşağıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Yani K'nın basıncı L'den büyük mü, küçük mü? Buna göre boşlukları dolduracağız. Hangi ifademiz farklı olacaktır? Yapmamız gereken KLM cisimlerinin her birinin tek tek basınçlarını hesaplamak. Hemen şuraya tekrar hatırlatma amaçlı yazalım. Katılarda basınç ağırlık bölü yüzey alanı ifadesiyle bulunur. Arkadaşlar her bir özdeş küpümüzün ağırlığına G dersek her bir küpümüzün ağırlığına G diyeceğiz. Dolayısıyla cisimlerin toplam ağırlıklarını bulmuş olacağız. Ve kenar uzunlukları aynı olduğu için de yüzey alanlarına da S diyeceğiz arkadaşlar. Burada temas eden S'miz S'miz S'imiz. Yüzeye etki eden yüzey alanlarına bakacağız arkadaşlar. S'imiz, S'imiz. Şimdi K cismine bakıyorum. Toplam ağırlığımız 3G. Yüzey alanımız ise arkadaşlar 1S, 1S daha yüzey alanımız 2S çıkacaktır. İkinci şekle L şekline baktığımızda toplam ağırlığımız 3G. Yüzey alanımız ise tek bir küp temas ettiği için S toplam ağırlığımız N cisminde 5G. Zemine temas eden iki tane küpümüz olduğu için yüzey alanımız 2S. N şekline baktığımız zaman toplam ağırlığımız yine 5G. Zemine temas eden iki küp olduğundan dolayı yüzey alanımız 2S olacaktır arkadaşlar. Şimdi matematiksel olarak baktığımızda K cisminin basıncı 3 bölü 2. L'nin basıncı 3 bölü 1. M'nin 5 bölü 2, N'nin de 5 bölü 2 şeklindedir. Dolayısıyla ben basınçlarını büyükten küçüğe doğru, sırala, doğru sıralarsam basınçlar arkadaşlar L'nin basıncı 3 bölü 1'den en büyük basınca eşit olacaktır. PL en büyüktür. Sonra baktığım zaman arkadaşlar 3 bölü 2 ifadesi var. 5 bölü 2'ye 5 bölü 2 ifadesi var. O yüzden M ile N'nin basınçları eşit olacak. En küçük basınç da 3 bölü 2 ile K'nın olmak zorunda. Bu ifadeleri bulduktan sonra noktalı yerleri dolduralım. K'nın basıncı L'nin basıncından. Bakıyorum K'nın basıncı en küçük L'nin basıncı en büyük. Dolayısıyla K'nın basıncı L'nin basıncından azdır arkadaşlar. B'ye bakıyorum. M'nin basıncı L'nin basıncından. M'nin basıncı L'nin basıncından. L cisminin basıncı en büyük olduğu için M'nin basıncı yine azdır. C ifadesinde K'nın basıncı N'nin basıncından. K'nın basıncı N'nin basıncından. K'nın basıncı en küçük olduğuna göre yine azdır ifadesini kullanacağız. D seçeneğine baktığımızda L'nin basıncı N'nin basıncından. L'nin basıncı en büyük olduğu için L'nin basıncı N'nin basıncından fazladır. Dolayısıyla arkadaşlar bize hangi farklı ifadeyi soruyordu? ABC seçeneklerinde boşluğa azdır ifadesi kullanırken D'de fazladır ifadesini kullanacağız. Cevabımız D seçeneği çıkmış olur. Bir diğer sorumuza baktığımızda. Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi basıncı arttırmak için gerçekleştirmiştir? Şimdi arkadaşlar. Günlük hayatta biz katı basıncının ağırlıkla doğru yüzey alanıyla ters orantılı olduğunu bildiğimizden dolayı günlük hayatta kullandığımız cisimleri de işlevlerine göre basıncı arttırmaya veya azaltmaya yönelik olacak şekilde tasarlayabiliriz. Günlük hayatta arkadaşlar basıncı arttırmak için veya basıncı azaltmak için aletler tasarlanmıştır. Basıncı arttırmak için ya ağırlığını arttıracağız ya da yüzey alanını küçülteceğiz. Yüzey alanını küçülterek arkadaşlar bıçaklar, bıçakların bir yüzlü sivri yapılır ki basıncı arttırıp kesme işlemi rahat olsun diye. Toplu iğne gibi aletler, raptiye gibi aletler, yüzey alanı küçülterek basıncı artırmaya yöneliktir. Ya da arkadaşlar kışın arabalarımıza zincir takmak veya çivili lastik kullanmak gibi işlemler kullanılır. Basıncı azaltmak için de ya cisimlerin ağırlığını azaltacağız ya da yüzey alanlarını büyüteceğiz arkadaşlar. Yüzey alanlarını büyüterek günlük hayatımızda kar ayakkabıları, Ya da ağır iş makinelerinin paletli olması ya da arkadaşlar tren gibi çok ağır yükleri taşıyan aletlerin çok tekerlekli olması gibi işlemlerden basıncı arttırmaya veya azaltmaya yönelik işlemler yapılabiliyor. Şimdi şıklarımıza tek tek bakalım. Tanklarda tekerlek yerine palet kullanılması. Arkadaşlar tekerlek kullandığımız zaman yüzey alanımız küçük iken tekerlek yerine Palet kullanıldığı zaman, paleti biliyorsunuzdur. Palet kullanıldığı zaman arkadaşlar yüzey alanı büyüyor. Yüzey alanı büyüdüğüne göre basınçla ters orantılı olduğu için basıncı azaltmaya yönelik bir harekettir. B seçeneğine bakalım. Bıçağın bileylenmesi. Bıçak bileylenerek arkadaşlar daha sivri yapılır. Yüzey alanını küçülterek basıncın artmasına yönelik bir harekettir. C seçeneğine bakıyoruz. Trenlerde çok sayıda tekerlek kullanılması. Bir tekerlek yerine birden fazla tekerlek kullanılarak yüzey alanının büyümesi hedeflenmiştir. Yüzey alanı artıp basınç azalır. Diyarbakır seçeneğine baktığımızda. Karlı yollarda geniş tabanlı ayakkabıları. Arkadaşlar geniş tabanlı yüzey alanını büyütüp basıncı azaltmaya yöneliktir. Dolayısıyla arkadaşlar basıncı arttırmaya yönelik olan B seçeneği bıçağımızın bile ilenmesi olacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda yukarıda aynı cismin farklı zeminlerdeki denge durumları gösterilmiştir. Buna göre cismin 1-2-3 zeminlerine uyguladıkları basınçları büyüklükleri hakkında ne söylenebilir? Büyükten küçüğe sıralama soruluyor. Arkadaşlar burada önemli olan aynı cismimiz var aynı cismimiz. Hepsinin ağırlığı g kadar. Ama aynı cisim bir düz zemin üzerine konulmuş. Sonra zeminin açısı arttırılarak eğim arttırılmış. Sonra biraz daha arttırılmış. Alfa kadar açı sonra iki alfa kadar açı yaptırılmış. Burada önemli olan arkadaşlar bizim tanımımızdaki birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Arkadaşlar cisim aynı cisim olduğundan dolayı birim yüzeyleri aynı. Değişen tek şey ne olacaktır? Açı değiştiği için birim yüzeyi etki eden dik kuvvet değişecektir. Birinci şekle bakalım. Cismin ağırlığının tamamı aşağı doğru bir kuvvet uyguluyor. Tam dik olacak şekilde. İkinci cismimize baktığımız zaman aynı cisim olmasına rağmen farklı zeminde cismin ağırlığını aşağı doğru indirdik ama birim yüzeye etki eden kuvveti almak zorundayız. Bu cismin ağırlığının eğimden dolayı artık bir kısmı zemine tutunmaya, bir kısmı ise aşağı düşmek için hareketlenmeye neden olur. Üçüncü şekle baktığımız zaman eğimi daha çok arttırdık. Birim yüzeye etki eden kuvvet azalırken aşağı düşmek için etki eden kuvvet daha büyük olacaktır. Dolayısıyla birim yüzeye etki eden dik kuvvet birinci şekilde ağırlığın tamamı zemine etki edeceğinden dolayı birinci şeklin basıncı en büyük olacaktır. Cismi biraz eğimli bir yüzeye koyduğumuz zaman ağırlığın bir kısmı zemine tutunmaya başlayacaktır. Üçüncü şekle baktığımız zaman eğimi çok arttırdığımda ağırlığın büyük bir kısmı aşağı doğru gitmeye, çok az bir kısmı zemine tutunmaya çalışacağından dolayı en büyük basınç P1'de, sonra P2'de, sonra P3'de olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği çıkmış olur. Bir diğer soruya baktığımızda arkadaşlar, Katı bir cismin ağırlığı ile basıncı doğru orantılıdır. Yani cismin ağırlığı artarsa yere uyguladığı basınç artar hipotezini ispatlamak isteyen bir öğrenci bazı deney düzeneklerini hazırlıyor. Buna göre özdeş küplerle hazırlanan düzeneklerden hangisi kullanılırsa amacına ulaşılmış olur? Arkadaşlar biz en başta amacımıza bakmak zorundayız. Çünkü katılarda basıncı etkileyen iki faktör vardır. Bir ağırlık, iki yüzey alanı. Ağırlıkla doğru yüzey alanıyla ters orantılı. Bakalım deneyde ne yapmak istiyor? Ağırlık ile basınç ilişkisini incelemek istiyor arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum deney düzeneklerinde neyi araştırmak istiyorsak sadece onu değiştireceğiz bizim bağımlı değişkenimiz bağımsız değişkenimiz ve sabit tutulan kontrollü değişkenimiz vardır Eğer bir deneyde ağırlık ile basınca hesaplamak istiyorsak e, bağımsız değişkenimiz bağımlı değişkenimiz Bir de, kontrollü değişkenimiz vardı. Şimdi bunların hepsini bu deney düzeneğinde bakalım. Biz neyi araştırmak istiyoruz arkadaşlar? Ağırlık ile basınç ilişkisini. Dolayısıyla bizim ağırlığımız bağımsız değişkenimiz olacaktır. Ağırlık değiştiği için ne değişecektir? Basınç değişecektir. Dolayısıyla buna bağımlı olarak basınç değişecektir. Peki, ağırlıkla basıncı değiştiriyorsak neyi sabit tutmak zorundayız? yüzey alanını sabit tutmak zorundayız. Dolayısıyla arkadaşlar en başta şıkları elemekten başlayalım. Yüzey alanı sabit olanlara bakalım. Burada yüzey alanımız 2, burada yüzey alanımız 3. Yüzey alanı değişti. Biz bunu inceleyemeyiz arkadaşlar. B'ye bakıyorum. Yüzey alanı 1, yüzey alanı 2. Yüzey alanı değiştiğinden dolayı bunu da inceleyemeyiz arkadaşlar. Yüzey alanımız 1. Yüzey alanımız 1. Buna bakacağız. D'ye bakıyorum. Yüzey alanı 2. Yüzey alanı 2. Tamam. Ama burada neyi değiştireceğiz biz? Ağırlığı değiştireceğiz. Bakalım. C seçeneğinde 1, 2, 3, 4 küpümüz var. D seçeneğinde de 1, 2, 3, 4. Pardon zaten şurada yüzey alanı da 2 tane değiştiğinden dolayı bunu da direkt eliyoruz. Direkt D'ye bakabiliriz arkadaşlar. Kaç tane küpümüz var? 3. Kaç tane küpümüz var? 4. Yüzey alanı 2. Yüzey alanı 2. Sadece değişken ağırlık. Ağırlık değiştiği için basınç da değişeceğinden dolayı cevabımız Diyarbakır seçeneği olacaktır. Bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde soru çözümlerine devam edeceğiz.